Hepinize arkadaşlar ben Can ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte garajındaki en hızlı arabayı tanıtacağım arkadaşlar. Hepiniz videoma tekrardan hoş geldiniz. Bayağı hızlı bir giriş oldu bu arada. Kelimeyi de yuttum, çaktırmayın. Arkadaşlar bugün bu ne ya? Bir dakika, bunu çıkar. Bu ne? Bunun işimiz yok. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz bakın favorilerimde 2 adet Supra var. Birisi 925 beygir, birisi 1695 beygir arkadaşlar. Bugün bu şahısı tanıtacağız. Bir sonraki videomu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü biraz uzun ara oldu. Kusura bakmayın. O yüzden videoları arka arkaya atacağım. Artık o video atmadığım günlerin telafisini böylelikle sağlamış olurum. Şöyle takipçilerimden gelen arabalar serisi de yapmamı istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta belki birkaçını böyle güzel çizimli olanları hediye edebilirim. Diyelim. Ve daha fazla lafı uzatmayalım arkadaşlar. Bu arada evet bir sonraki videoda bahsetmiştim. Bir sonraki videom arkadaşlar şu anda test sürümünde olup yakında çıkacak yeni bir oyunun. Yani yeni bir çıkacak bir oyunun erkenden tanıtımını yapacağım arkadaşlar size. Şu anda hala yani çıkmış değil tam sürümü. Bende test sürümü var. Elimden geldiğince ise göstermeye çalışacağım. Erkenden yerinizi alırsınız eğer oyunu beğenirseniz diyelim ve şimdilik konumuza dönelim arkadaşlar. Şöyle Highway'e girmek istiyorum. Highway'de arabamızı ilk önce bir hız testi yapacağız ve top speed'i nasıl arttıracağınızı göstereceğim arkadaşlar. Arabanın ayarlarını videonun sonunda göstereceğim. Herhangi bir hile, hurda bir şey yok. Sadece 1695 beygir yani o da zaten her yerde bulabileceğiniz bir motor. Şimdi arkadaşlar, lastiğin durumu çok kötü be. %13 ne? O zaman şöyle yapalım abi. Bu arada odada kimse yok mu? Dur bakalım. Ha, 6 kişi varmış. Tamam şu FPS göstergesi şöyle kalsın. 60 FPS oyun deneyimini görmüş olalım hep beraber. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şöyle dön abi. Tamam. Evet hemen bir takipçimiz geldi bile. Aycan abi bence yereydi. Kardeşim hoş geldin. Şu anda araba kullandığım için yazamıyorum. Arkadaşlar bu arada oyundayken mesela ben şu anda araba kullanıyorum ya bakın mesela şu anda cevap veremiyorum değil mi? Hani chatten böyle şey yazıyorsunuz. Abi niye benimle konuşmuyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Gençler araba sürerken yani bu gerçekte de böyledir. Lütfen kurallara uyalım. Oyunda da olsa gerçekte de olsa araba kullanıyorken mesaj. Ah be, ulan çarpmasaydım toparlamıştım. Çarpmasaydım harika topa. Neyse dur şuna cevap yazalım da. Kardeşim, hoş geldin videodayım. Tamam o anlamıştır. Düzeltmeye gerek yok. Şimdi lastiğimizi halledelim arkadaşlar. Ondan sonra hız testimize başlayalım. Abi sana çizim vereceğim ben. Yazmış. Evet bu CR7 kardeşimiz benim bayağı garajımı doldurdu arabalarla. Sağ olsun, var olsun. Yani arkadaşlar gerek yok diyorum da atıyorsunuz ya da sağ olun, var olun ama hani şunu da söyleyeyim. Eğer aranızda çizimini reddettiklerim varsa iki sebebi vardır. Bu arabanın kontrolü niye böyle bu arada? Bak konuşmaya daldığım için arabayı şunu unuttum. Birincisi bakın burada araba satma kapalı. Şu anda açtım. Eğer Ronaldo istek atarsa diye. İkincisi de arkadaşlar yani ya bu yüzden bana istek atamıyorsunuzdur ve ben kabul etmiyorumdur. İkinci bir ihtimal de size bana yani sizin verdiğiniz araba benim garajıma zaten vardır bir farklı bir modeli. Yani atıyorum sen bana Venom çizimli Porsche vermişsindir ama bende Chrome Porsche vardır anladın mı? Mesela ben senin o Venom'unu alırsam benim Chrome'um gidecek. Yani öyle bir sıkıntı. Bu arada biz niye tamir ettik? Abi benim kafam gitmiş ya uzun zamandır oynamıyor. Neyse ne diyorduk? Benim yani bende Chrome olduğu için senin Venom'unu alamam. Senin Venom'unu alırsam benim Chrome'um gider. Hani o yüzden arabalarınızı almıyorumdur. Haberiniz olsun veya şey dediğim gibi bazen burası kapalı kalıyor. Çünkü benim arabamı gören herkes takas isteği falan atıyor. Yanlışlıkla kabul etmeyeyim diye. Öyle kapalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Gearbox ayarlarını falan videonun sonunda göstereceğim. Ama oyun için yapmanız gereken bir şey var. Bu bahsettiğim ayarı şu hani 3 kilometrelik yarış var ya Highway'de. Yani Highway'de girip 3 kilometrelik yarışta kullanabilirsiniz ama normal drag yarışlarında kullanmayın arkadaşlar. Çok bir işe yaramıyor benden demesi. Şimdi arkadaşlar bir göstereceğim şey ne? Şimdi normal arabamız şu anda AVD'de arkadaşlar.
arabamız belli bir hızın üstüne. Yani şimdi Supra çok hafif olduğu için tabii en az bir 300'e falan çıkmamız lazım. Hani arabanın böyle kaymaması için. Ama normal şartlarda 250-200 km'den sonra arabanızı eğer drift moduna alırsanız arkadaşlar top speed'iniz artıyor. Hatta genel olarak hızlanmanız artıyor. Ama dediğim gibi bu çok riskli bir şey. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Araba düz durmuyor abi. Bak gördün mü? Araba direkt yani buz pistine dönüyor araba. Araba sanki buz pistinde gidiyormuş gibi kontrolü sağlıyor. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi belli bir hızın üstüne çıkmadan denemeyin. 3 km'lik yarış dediğim gibi duruma göre deneyebilirsiniz. Top speed'inizi güveniyorsunuz ve gearbox ayarlıysa. Şimdi bakın 270-300. Şimdi ilk önce normal bir hız testi yapacağım. Normalde bu arabanın arkadaşlar çıkabileceği maksimum hız 530 km falan. Şu anda gearbox ayarlı dediğim gibi tekrardan. Şu anda bu arabanın yani bütün ayarlarını ben yaptım arkadaşlar. Süspansiyondan tutun jog ayarına kadar her şeyini ben yaptım. Bir tek modifiye hop, bu sefer toparladık. Bir tek modifiye kısmı bende değil. Yani direkt modifiyeli şekilde aldım. Ama geri kalan bütün motor ayarları, gearbox ayarları bende. O yüzden gönül rahatlığı da size göstereceğim arkadaşlar. A çıkıyor herhalde. Okey. Bakın arkadaşlar 520. Yani maksimum çıkacağı 540 arkadaşlar. Bu araba şu anda bu ayarlarda 540'ı geçmez. Bu arada 540'ı da geçti. Tamam 550'yi geçmez diyelim o zaman. Bakın hiçbir şekilde sağ sol yapmıyorum. 43, 44, 45, 46, 47, 48. Evet, 550'ymiş sanalım. En iyi kalite olsun video. Emin olur paşam hemen. Evet, 550 arkadaşlar. 550. Şöyle sonuna kadar. Evet, engine damage yapmadan. Bakın araba o kadar hafif ki en ufak bir sağ yaptığında. Bu arada yakınlarda tamirci var mı ya? Dur şunu bir tamire götürelim de. Şimdi tampon. Abi araba ne kadar hafif ya. Kuş gibi araba maşallah. Tabii o biraz saçma yani. Öyle bir gerçek dışı bir kilo yok da. Yani 1300 kiloyu öyle kaldıramazsın yani. Neyse. Arkadaşlar şimdi 550 gördüğünüz gibi 550 kilometre tamam mı? Şimdi bu bahsettiğim drift modunu alarak şöyle gel abi. Şimdi bahsettiğim drift modunu alarak arkadaşlar çok daha yüksek kilometrede ve çok daha hızlı çıkacağız. Şimdi şu benzini iyice bitirelim bu arada. Hazır benzin alalım. Yani yolda şey olmasın. Şöyle döne döne bitirelim abi. Bu arada arabanın jog ayarını bir değiştirmem lazım ya. Kontrolü şu an normal değil yani. Onu kontrolüyle ben halledeceğim arkadaşlar. Evet, no fuel dedi. Ve benzinimizi doldurduk arkadaşlar. Şimdi şöyle 3 2 kardeşim ne yapıyorsun önümde? 3 2 1. Şimdi arkadaşlar zaten sıfır yüzünü gördünüz. Bayağı iyi. Şimdi 250, 270 ve 300'lere geldiğinde bunu drift moduna artık alabiliriz. Bakın hala kayıyor. Çok dikkatli sürmeniz lazım. Yani bu saatten sonra öyle kolay kolay kontrolü gitmez. Ama bakın hızlanışı görüyor musunuz? Bak ne kadar rahat çıkıyor. Yani arabaya kısıtlayan o güç direkt gidiyor yani. Şu anda bütün güç tekerlere iletiliyor. Yani bilmiyorum tabii mantık açısından. Hani çok saçma bir şey yani. Arabayı drift moduna alıyorsun daha hızlı gidiyor. Öyle bir şey saçma. Ama bakın 550'yi bile zar zor gören araba şu anda 600'ü gördü arkadaşlar. Yani bahsettiğim şeyi anlıyor musunuz? Bakın daha da gidecek bu arada. 610'a kadar yolu var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, hadi 610 ol, bizi mahcup etme. 9,
Evet, 609 arkadaşlar. 609'u gördü bu araba. Bakın 1695. Herhangi bir hile hurda yok. Zaten ayarları videonun sonunda göstereceğim. Yani mükemmel bir şey ya. Gerçekten mükemmel bir ayar. Yani arabanın, bak, araba o kadar hafif ki, bak şimdi. Yani zangır zangır titriyor ya. Bak şöyle gaza basayım mesela. Evet, bayağı iyi. Bayağı iyi. Dediğim gibi arkadaşlar, yani durum bu şekilde. Şöyle drift modunda bir sürmeyi deneyeyim. Abi bu niye vites atmıyor? Heh. Vites takılı kaldı herhalde. Evet arkadaşlar, mükemmel bir hız gerçekten. Hatta istiyorsanız bir drag yarışında da görelim. Evet, araba yalnız durmuyor. Şimdi drag yarışını görmemiz için bak şurada bir eleman var. Hemen ona bir istek atalım. Hop hop hop. Hey dostum, nereye gidiyorsun? Hemen onu takip edelim. Acaba yetişebilecek miyiz? Bayağı hızlı gidiyordu ama. Evet arkadaşlar, araba uçuyor ya. Şöyle içten de göstereyim. Evet 500. Şu anda gösterge 540 abi. Gösterge çıldırdı abi. Ey maşallah. Ey maşallah. Evet. İyi, fena değil. Bir şekilde kurtardık. Bak araba o kadar hafif ki. Bak gaza bastığında ön tekerler havaya kalkıyor abi. Direkt bağlantı kesiliyor. Şimdi ne oluyor lan? Ya bak işte bahsettiğim olay bu. Şimdi şu BMW ile bir yarışalım arkadaşlar. Şimdi bakın şu anda drift modunda. Herhangi bir lastik yakma vesaire hiçbir şey yapmayacağım. Direkt dümdüz yarışacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. En baştaki saçmalığı gördünüz mü? En baştaki saçmalığı gördünüz değil mi? Vites atarkenki sıkıntı. İşte o yüzden diyorum ki, yani ilk başlarda ABD olarak kalsın abi. Bak şimdi adam bir daha yarış teklif attı. Bir daha 400 diyelim. 3 kilometre mi? Tamam. Şimdi tamam, 3 kilometre de gösterelim. Şimdi arkadaşlar, benim gösterdiğim ayarda şöyle yapacağız. ABD'ye alacağız arabayı. Araba sallanıyor böyle. ABD'ye alacağız. Bak gayet sorunsuz bir şekilde kalktı. Evet, 250-300'den sonra drift moduna alıp devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın şu anda 400, 440, 50. Araba bu arada yavaştan kontrolünü kaybetti. Evet, kontrolünü kaybetmeseydi daha devam ederdik ama yani kontrolünü kaybetmeseydi bence 500'e rahat çıkardı. Bakın gördüğünüz gibi. Bu arada 0-100'ü düşük. Çünkü lastik yakmadığım için 1.85. Ama hani 1.40'lara kadar falan düşüyor yani 0-100'ü. Onu diyeyim. Ya abi exchange istemiyorum. Bir de 700 beygir ya. Ya şunu kapat abi. Tamam. Evet gençler, bahsettiğim olay böyle. Gerçekten sizin de aklınızda bulunsun. Yarış yapacağınız zaman böyle bu taktikte kazanabilirsiniz. Dediğim gibi 3000 metre ve yani 1600 metrede de belki işe yarayabilir. Deneyin arkadaşlar. İşe yararsa yazın işte. Abi çok teşekkür ederim. İşe yaradı falan. Zastürt. Bu testi dediğim gibi kesinlikle yapın. Top speed'inizin arttığını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen gelin.
Ayarları gösterelim arkadaşlar. Bu meşhur ayarı nasıl yaptım? Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi 1695 2254 Nm tork. Lastiğimiz, bakın bunu çok unutanlar oluyor veya atlayanlar oluyor. Lastiğimiz arkadaşlar sport. Bu niye touring'de kalmış ya? Sport arkadaşlar. Onun dışında her şey takılı sanırım. Tamam. Evet, o lastiği atlamışım. Şeyde kalmış. Sport olsun arkadaşlar. Gearbox'ımız bu şekilde. Final 3.5. Birinci vites 3.20, 2.10, 1.20, 87, 68, 55, 45. Dediğim gibi bu Supra'ya göre. Yani buradaki amaç şu. Şu finalde birinci vitesi bütün arabalarda aynı yapın. Yani 3.5'a 3.20 yapın. Geri kalanı arabanın vites atma durumuna göre, yani devir aralıklarını yavaş yavaş kısaltın. Mesela 2.10'dan 1.20'ye düşmüş. Arada 0.90'lık bir fark var ya. Mesela 1.20'den 87'ye yaklaşık 30-33'lük fark var. 87'den 68'e kaç fark var arkadaşlar? Yaklaşık 19 fark var. 68'den 55, 13 fark var. 55'ten 45, 10 fark var. Yani 7. vitesten 1. vitese doğru yavaş yavaş o aralığı arttırın. Veya tam tersi 1. vitesten 7. vitese doğru o sayı farkını azaltın. Yani mesela 1. vitesten 2. vitese 0.90 olsun. 2. vitesten 3. vitese 0.70 olsun. İşte 0.60, 0.50, 0.40. En son yani 6'dan 7'ye geçerken 0.10'luk bir fark olsun. Umarım bahsettiğim şeyi anlamışsınızdır. Biraz karışık gelebilir ama hani çok gerçekten basit bir yöntem. Eğer zaten bu modeliniz varsa, bu Supra, direkt bunu kopyalayın abi. Hiç benim bütün söylediklerimi unutun, direkt bunu kopyalayın. Dediğim gibi başka arabanız varsa, belki sizdeki araba daha ağırdır veya daha hafiftir veya top speed'i daha yüksek, daha düşüktür. Yani farklılık gösterebilir veya işte atıyorum formüle falandır, yani bambaşka bir olaydır. Bahsettiğim taktiği uygulayın arkadaşlar. Drag yarışlarında olsun, normal top speed'lerde olsun güzel sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Bu işin cirbaz kısmıydı. Güçlendirmeyi zaten gösterdim. Suspansiyonlarımızda arkadaşlar bakın, sağda stiffness var. Gördünüz mü? Bak şu. Bu arkadaşlar çok önemli. Bu suspansiyonun sertliğini gösterir. Bunu fullleyin abi. Spor arabanız varsa bunu fullleyin. Bunu fullleyin. Bu çok önemli. Hem drag yarışlarında olsun hem normal araba kullanırken olsun. Sert suspansiyon arkadaşlar daha iyi kontrol demek. Bunu asla unutmayın. Suspansiyon ne kadar sert olursa o kadar yani virajları rahat alırsınız. Ama atıyorum eğer offroad falan yapacaksanız bunları en düşüğe alın. Yani yumuşak suspansiyon olsun. Mesela atıyorum Subaru Impreza'm vardır. Anladın mı? Stiffness'ı düşürmen lazım yani. Çünkü o offroad aracı, arazi aracı. Ama drag yarışı için bir araba yapıyorsunuz. Yani Supra tarzı bir arabanız varsa bunu fullleyin abi. Travel'ı, yani arabanın boyuna göre, hani artık o görüntüye kalmış bir şey. Üçüncü bir seçenek arkadaşlar, incline, yani kamber. Kesinlikle arabaya kamber yapmayın. Bak abi, yok çok güzel duruyor, yok ben kamber yapınca da, abi yapma. Yapma ya, yapma. Drag arabası yapıyorsan kamber yapmayacaksın. Bu kadar basit. Sen bunu pazara götürmüyorsun ki satmak için, böyle hava atmak, showroom'da göstermek için. Sen yarış arabası yapıyorsan abi, yani şöyle, yani çok çok az olabilir. Mesela şu kadarcık olabilir. Anladın mı? Şu kadarcık bir kamber yaparsın. Hani bir tık daha kontrollü olması için, ama abi şöyle bir şey yapma ya. Ya böyle bir şey yapma yani. Bak böyle yapıyorsunuz, ondan sonra abi arabamın kontrolü bok gibi oldu. Olur tabii kardeşim, ona dikkat edin. Bakın yorumlarda çok görüyorum. Kamberi lütfen çok az yapın veya hiç yapmayın. Diğer bir ayarımız offset. Arkadaşlar offset'te de yani ikisini şöyle dengeli tutmanız aslında en iyisi. Ben niye biraz yukarıda biraz aşağıda yapmışım bilmiyorum. İkisini dengede tutun en iyi kontrolü sağlamak için. Şöyle bir dakika, tam dengeli. Evet, ikisini bir tutun arkadaşlar, rahat edin. Onun dışında zaten göstereceğim bir şey yok. Şu alttaki, bunu ellemeyin arkadaşlar. Bu çok da ellenecek bir şey değil yani. Jog ayarı da yani arabanıza göre, ben şöyle hafif kaydıracağım sola doğru. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, gösterdiklerim bu kadardı. Videomuz hatta bu kadardı. Size de görmüş olduğunuz, lütfen siz de deneyin, yorumları yazın. Eğer işe yaradı mı, sizde yaramadı mı, çok merak ediyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.